kişilik kavramını anlamak, kişiliğin içinde barındırdıklarını keşfetmek ve bazı kişilik özellikleri sebebiyle birlikte yaşamakta zorluk çektiğiniz insanlarla daha uyumlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, ekran başına. Sürekli melankolik olan arkadaşınıza ya da eşinize nasıl davranmanız gerekir? Hayır demek neden önemlidir? Annenin aşırı titiz olması çocuğun kişiliğini nasıl etkiler? Kişilik nedir? Çocukların kişisel gelişiminde anne ve babanın rolü nedir? Çocuğunuz yalan söylediğinde ne yapmalısınız? Geçimsizler kitabının yazarı, psikiyatrist, Profesör Doktor Erol Göka sorularınıza yanıt vermek üzere stüdyomuzda. Bir açtık, iki deli dolu kör aşık. Ne olur anla bir daha, elveda deme bana. Biz gözümüzü bir açtık, iki deli dolu kör aşık. Ne olur anla bir daha, elveda deme bana. Evet, çok güzel bir kitap. Profesör Doktor Erol Göka. Demin yanlış söyledim isminizi, kusura bakmayın. O da güzel bir isim. Çok güler yüzle bizi izliyordunuz. Müthiş bir konu aslında. Geçimsizlik hayatımızda strese sebep olan çok önemli etkenlerden birisi. Sadece anne çocuk ilişkilerinde değil aslında, ikili ilişkilerde patronumuzla, eşinle, çocuğunla. Geçimsiz olmak eşittir huysuz olmak mıdır? Yani öyle bodoslara girdiniz ki. Değil. Değil Gülben'im. Yani geçimsiz hepimiz olabiliriz. Zaten bu kitabın adını koyarken epey düşündük. Eskiden bu tip kitaplara daha çok zor insanlar, geçinmesi zor insanlar gibi bu isimler veriliyordu. Evet. Halbuki geçinme problemlerinin kaynağı zor insanlar falan değil. Çünkü zor kişilikler dediğimiz, zor insanlar ya da kişilik bozuklukları, kişilikleri hasta olmuş olanlar toplumun çok az bir kesimi. Yani onlar günah keçisi haline getirilip kendi geçimsizliklerimizin, kendimizden kaynaklanan nedenlerin üstünü örtmeye yarıyordu. Kitabınızda geçimsizliği anlatırken bir de özgüveni olan insanları tarif etmişsiniz. Tabii tabii. Tabii. Buraya mı bağlayacaksınız geçimsizliği? Hepimiz geçimsiz olabiliriz bir kere. Yani işte, anlaşamamak mı? Şimdi geçinme dediğimiz şey daha çok ekonomik anlamda ya. Yani idare edebilme. Ve mesela en sevdiğim laflardan birisi geçinip gidiyoruz lafıdır. Yani hanımla nasılsınız? Geçinip gidiyoruz. İyi. İyidir. İyi, idare yani. Ediyoruz. Anlatabildim yani. Mi? Mükemmeliz derse endişe ederim. Berbatız derse zaten söylüyordur. Yani geçinme lafının çok güzel bir anlamı var. Yani ekonomik olarak da öyle. Geçiniyoruz yani idare ediyoruz. Şimdi insanlar birbirlerinin dişleri gibi kişilikler. Yani girerse birbirinin dişine frekanslar tutarsa geçinme sağlanıyor. Herkesin ritmi değişik olabilir. Kimisi hızlı yaşayabilir, kimisinin temposu düşük olabilir. Evet. Ama geçinip gidiyoruz diyorsa iyidir. Ama bazen hayat çok karışık. Hani Ayhan Bey burada mı atlar? Yani ona diyecektim. Yani kişilik gelişimi için de bir şey bitkin var mı diye. Otumuz var mı diye, evet. Yani çok zor çünkü hayat. Yani doğru. Kişiliklerimizin ortaya çıkması ve kişilik uyumunun sağlanması çok zor. Şimdi iyi, mesela evliliklerde değil mi? Evet. Kim boşanmak için evlenir ki? Mutlaka. Yani herkes işte mezara kadar evlenme için oturuyor, imzayı atıyor. Evet. Ama mesela İngiltere'de bugün ilk 5 yıl içinde evliliklerin bitme oranı %70. Yani, %70. Tabii tabii. Yani Amerika'da ve İngiltere'de en yüksek rakamlar. 5 yıl içinde evliliklerin 3'te 2'si bitiyor. Yani demek ki daha sonra da 5 yılı tamamlayınca garantiye aldın evliliği diye bir şey yok. Yani sonra da geçimsizlikler ortaya çıkabiliyor. Niye öyle oluyor? Çünkü frekans baştan tutmuşken insanların idealleri, hedefleri amaçları değişiyor. Değişiyor ve eş buna ayak uyduramayınca 15 sene sonra geçimsizlik ortaya çıkıyor. Evet. Yani o yüzden siz mesela birisini geçimsiz dedik bir hanıma ya da bir beye. Ona bakıyorsun yanında bir sürü insanlar var. Onun da kankileri var. Demek ki geçimli olduğu insanlar var onun da. Doğru. Yani o yüzden bu insan ilişkisinin karışık bir şey olduğunu, yani hiç değilse otomobil kullanırkenki kadar özen göstermemiz gerektiğini. Şimdi isteyen otomobil kullanabiliyor mu? Hayır, ehliyet istiyorlar. Ehliyet için de kursa gideceksin diyorlar. Ve kursta da arabanın motorunu bile öğretiyorlar. Şimdi en kolay şey evlilik, ondan da kolayı var ana baba olmak. Ah, ne kadar önemli. Değil mi? Ana baba olmaktan daha kolay bir şey var mı?
Yani Allah bir güç vermişse, potansiyelin varsa, değil mi? Ana baba oluyorsun. Olur mu? Halbuki dünyanın en zor işi. Evet. Ve işte o ana baba olunan, kolayca ana baba olunan ortamlarda biz kişilik yetiştiriyoruz aslında. Kişilik dediğimiz şey ne? Bak. Bakın, kişilik Allah bedenimizi cildimizle kapatmış, değil mi? Evet. Ruhumuzu neyle kapatmış? Kişilikle. Allah bedenimizi cildimizle kapatmış, ruhumuzu da kişiliğimizle. Kişiliğimiz ruhsal derimizdir, cildimizdir. Şimdi biz cildimiz yaşlanmasın diye neler neler yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum. Elbette. Herkes yapıyor. Kişiliğimizi. Fakat kişilikte tam tersini istiyoruz. Yaş geldikçe kişiliğimiz kırış kırış olsun, olgunlaşsın, esnesin. Anlatabildim mi? Yani ama bunu her kişilikte yapabiliyor muyuz Gülben Hanım? Hayır. Yani kişiliğin gelişebilmesi için de iyi bir aile ortamında temellerin sağlam atılmış olması çocukluk lazım. Çocukluk dönemine dönüyoruz hemen tabii. Tabii. Yani çocuklukta temeller sağlam atılmamışsa o kişilikle ilgili yapacağımız hiçbir şey yok. Can çıkar, huy çıkmaz. Peki o zaman hemen 0-6 yaş dönemine geri gideceğiz ve bir anne çocuğun ilişkisinde bahsettiğiniz çok önemli kişisel gelişimde ilk temellerde bir sevgi, iki güven, değil mi? Kişiliğin oturmasında ya da huyların oturmasında, bilmiyorum siz de %50-50 ayıracak mısınız? Bir, çocuğun kendi taşıdığı özellikleri. İki, %50-50 diye bölerken doğru mu yüzdeledim acaba? Bakarız. Anneden babadan gelen kalıtımsal özellikler veya etrafla, gittiği okulla, anneannesiyle, dedesiyle ya da arkadaşlarıyla şekillenen, siz bir profesör olarak nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle yorumluyorum, ben değil, bilim dünyası böyle yorumluyor. Eminim. Çünkü hani bilim var olduğundan beri, biz insanları anlamaya çalıştığımızdan beri bu kişiliği anlamaya çalışıyoruz. Evet. Kişilikleri bölmeye çalışıyoruz, kişilikleri tiplendirmeye çalışıyoruz ki bu anlama kolaylaşsın, evet, diye. Bugün geldiğimiz nokta şu Gülben Hanım, yani Türkçemizde de çok kişiliği karşılayacak laflar var, karakter var, mizaç var, huy var, evet, benlik var, evet, ego var, yani kimlik var, yani bunları hep kişilik yerine kullanıp duruyoruz. İnanılmaz özensiziz, yani arabamıza gösterdiğimiz özeni kişilik konusunda kavramlara bile göstermiyoruz. Yani o yüzden de hani bilim dünyası da bu net olarak şu şudur diyemiyor. Öyle olunca araya kişisel gelişimciler, yaşam koçları, astrologlar, falcılar, herkes doluyor. Niye? Alan boş da ondan. Halbuki bilimdeki gelişme bu kadar da geri değil. Bakın bugün şöyle yapıyoruz. Hı. Kişilik diyoruz. Bir, huy kısmı vardır. Huy ne demek? Kişiliğin kalıtsal olan özellikleri. Kişiliğin kalıtsal olan özellikleri. Anne babamızdan aldığımız şey. Anne babamızdan sadece boyumuzu, posumuzu, kaş rengimizi, göz rengimizi almıyoruz. Huyumuzu da alıyoruz. Ne derler? Oğlan dayıya, kız halaya çeker. Evet. Yani bizim halk biliyor işi aslında. Huyun içinde neler var? Yenilik arayışı. Bakın sizin küçük çocuklarınız var. Evet. Onun huyunu şimdiden ben size göstereyim. Yenilik arayışında nasıl? Meraklı mı? Evet. Her şeyi öğrenmek istiyor mu? Evet. Çünkü her çocuk bunu yapmıyor. Tabii. Yani bunu bir aylıktan itibaren gözleyebilirsiniz. Sebatkarlık. Bak bu huy. Yani anneden babadan geçiyor, bir daha da çıkmıyor. Anlatabildim mi? Törpülenmiyor mu? Değişmiyor. Vay. Sadece bak karakter diye bir bölüm anlatacağım. Orayla üstünü örtebiliriz sadece. Yani anladım. Bu genetik, bunlar ispat edilmiş. Yenilik arayışı çıkmıyor. Sebatkarlık. Yani çocuk bir şeyi, bir oyunda bir şeyi tutturuyor ve asla vazgeçmiyor mu? Tekrar tekrar onu yapmak istiyor mu? Bak sebatkarlığı oyundayken bile saplayabiliriz. Başka bir şey, kolay rahatsız oluyor mu? Huylu mu? Yani öyle derler ya halk arasında, kaygılı mı? Yani korkak mı? Yani endişeli. Endişeli mi? Bu da kalıtsal. Yani kapı çaldı, kim geldi? Beni mi götürmeye geldiler anne diyorsa, bak, mutfaktan tıp 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 sizin peşinizde geliyorsa, ben sensiz yapamıyorum diyorsa, bu sadece bir döneme ayırt etmek lazım. 18-24 aylıkken çocuk, yani 1,5-2 yaş arasında zaten anasına yapışır. Tabii. Onun başka bir nedeni var. Bu söylediğim onlar için geçerli iki değil. 2 yaş sonrası diye algılıyoruz. Sonrasında çocuk gene gitmiyor. Ya da siz işe gidiyorsunuz, sana bir şey mi olacak? Yolda arabaya kaza olabilir diyor. Ya da arabaya bindiriyorsunuz, arabalardan uzak git diyor. 2 yaşındaki çocuk. İlk defa duydum. Kaldı. Yani bu özelliği kalıcıdır. Yani endişe verici durumlar karşısındaki tutumumuz huya girer. 3 oldu. Evet. 4. Çocuk her yaptığı şeyde alkış istiyor mu?
Ödüle bağımlı mı? Bugün babası geldi evden, bana ne getirdin diyor mu? Ödül olmadan hiçbir şey yapmıyor mu? Neymiş bu? Huyun içine giriyor. Bu da değişmiyor. Yani ne demek, kadar zor bir şey değil mi? Huyun, hayat boyunca ödül beklemek. Bunlar değişmiyor. İşin ilginç yanı bu. Değişmiyor. Değişmiyor. Hep onaylanma isteği bu değil mi? Evet. Yani onaylanmak isteyen çocuk 70'inde de isteyecek. Aynen. Huy özelliklerinin genetik olduğu bu 4 özellik ispat edilmiştir. Kişiliğin bir özelliğinden bahsettim ya huy diye. Evet. Bir tane daha var. Evet. Yani Allah'tan orası var yani. Yoksa hiçbir şey yapamıyoruz kişiliklerle ilgili. Ona da karakter diyoruz. Sonradan edinilmiş olanlar. Bunun içine ne giriyor? Öz denetim. Kendine bakımı nasıl? Kendisine gösterdiği itibar, saygı nasıl? Kendisiyle bunun açılımı ilgili, nedir? Kendisine gösterdiği itibar yani ve saygı. Kendisine değer veriyor mu? Yani hep kendisi kendi hayat planlarını yapmaya çalışıyor mu? Oyununu kendisi kuruyor mu? Biraz bencil olmak var mı bunun içinde? İleri giderse bencil olabilir. Yani dozunda, öz denetimde. Dozunda olduğu evet, zaman kendiyle anladım. İlgili kısmı ileri giderse burada karakter bencilliğe doğru kaymış demektir. Yani ne diyoruz ona Türkçe'de? Egoist. Bütün dünya dillerinde öyle diyoruz. Biz egoyu tabii, çok farklı anlamda tabii, kullanıyoruz ama. Evet. Yani demek ki öz denetimi çocuk sonradan öğreniyor. Bak analık babalık ne işe yarıyor? Genimizi verdik, gen havuzumuzdan çocuğa verdik. Evet. Ama sonra iş bitmedi. Karakterin inşasında bütün iş bize kalmış vaziyette. Çünkü mesela yardımseverlik anne babadan verilen bir özellik midir? Öyle mi? Evet. Yani öz denetim anladık mı? Evet. Yani öz denetimde demek ki çocuğumuzun kendini nasıl algıladığıyla ilgili şeyleri anne baba inşa ediyor, öğretiyor. Evet. Onu biz öğretiyoruz. Çocuğun bencil olmuşsa hiç ağlama. Sorumlusu sensin. Yani bunun yapmamak peki, için... Peki kendinden başka, kendini düşünmeyip sürekli başkalarını düşünüyorsa, kendini hiçe sayıyorsa, yoka sayıyorsa... Karakterin ikinci özelliği işbirliği. Bir kendimiz, iki ötekiler. Yani işbirliğine yatkın mı? Çocuk sürekli arkadaş arıyor mu? Bunları... Huy değil bunlar. Biz öğreteceğiz. Anlıyorum. Arkadaş sevgisini, büyük sevgisi, büyüklere saygıyı biz öğreteceğiz. İşbirliğini. Yani her şeyi kendin için isteme. Bak başkaları da var. Hadi birlikte yapalım. Evet. Yani bunlar öğrenilen şeyler. Üçüncü şey karakterle ilgili. Bu çok önemli ve çok az rastlanan bir şey. İnsanın kendini aşması. Yani insan, ya bu hayatın anlamı nedir? Yani Allah var mıdır? Maneviyat ne demektir? Anlatabildim mi? Böyle şeyler de karakterin içine giriyor ve ebeveynden öğreniliyor. Ve bunları çocuk hep o gördüğü ortamdan ediniyor. Huy ve karakter bir araya gelince o kişilik dediğimiz ruhsal cildi oluşturuyor. Yani biz bir kısmını çocuklarımıza zaten genetik olarak veriyoruz. Evet. Öbür kısmını da biz inşa ediyoruz. Onun nasıl yapılacağını soracağım. Devam edeyim mi? Bir telefonumuz var. Konya'dan Hacer Hanım. Müthiş bir konuk Erol Bey. Acayip güzel anlatıyor. Hemen sorunuzu alalım Hacer Hanım. Buyurun. Merhaba Gülben Hanım. Merhaba. Benim ilkokul 1'e giden bir oğlum var. İşte okulda öğretmeniyle konuştuğum zaman uyumlu olduğunu söylüyor. Fakat evde ödev yaparken veya test çözerken diyelim bilemediği bir şey olduğu zaman sürekli kızıyor ve vurma noktasına geliyor. Özellikle dün mesela diyorum küçük kardeş var 3 aylık. Oğlum sessiz ol biraz işte uyandıktan sonra tekrar çözersin diyorum. İşte yapamadığını beraber yapalım. Hayır diyor sen yardım etme diyor. Ben kendim bilirim diyor. Ben zaten biliyorum diyor. Her şeyi kendisinin bildiğini zannediyor. Yardım etmemize izin vermiyor. Evet. Yardım etmesine izin verdiği zaman da ben kendim de eğitimciyim, öğretmenim şu anda. Kızım olduğu için 3 aylık evdeyim. Sen iyi bir öğretmen değilsin diyor. Babası da öğretmen. Zaten sen bilemiyorsun diyor. Yani nasıl davranacağımı anne, artık baba, öğretmen. Şimdi o 3 aylık yeni misafirden dolayıdır bu sorun bence ama Erol Bey nasıl yorumlayacak buyursun. Bilmiyorum artık neden olduğunu. Hatta kızımdan çok onunla ilgileniyorum. Onu bırakıyorum, anneme bırakıyorum. Onunla ilgileniyorum. Hayır diyor, sen bilemezsin diyor. Ben senden daha iyi bilirim diyor. Sen ne biçim öğretmensin böyle diyor. Canım benim. Canım benim dedim. Canım benim dedi Erol Bey. Evet, buyurun yani Erol ben Bey. Severim huysuz çocukları. Hocam, şimdi keşke biraz önce Ayşe Hanım'ın hamsili yemek yapması gibi benim elimde böyle formüller olsa. Keşke atlarımız gibi şunu iç düzelirsin desem. Şimdi... Çok net değil mi? Kendisi öğretmen hoca hanım, Hacer Hanım.
bir problem tarif ediyor. Evet. Ya okulda iyi, eve gelince evde iyi. Yani ailenin, bir anneye babaya ne diyorlar böyle eşler için, öyle bir laf duydum yeni, millete söyleyeyim, siz biliyor musunuz acaba? Alemin iyisi evin ayısı diyorlar. Ay estağfurullah, o nasıl vallahi lafmış? Öyle mi? Vallahi. Yani hak söylüyor bunu ve çok öğretici. Yani demek ki insan dediğimiz varlık ortama göre farklı davranıyor. Bu çocuklarda o kadar barizdir ki. Demek ki okulun evden farkı nedir ilk bakışta? Bir disiplin sistemi vardır. Doğru. Hiyerarşi vardır. Neyin ne yapılacağı bellidir. Yapmazsan cezanı çekersin zaten. Çağırırlar hoca hanımı, mahcup olur. Anlatabildim mi? Çocuğunuz bak şöyle şöyle dertleri var derler. Demek ki evde biz bunu kuramamışız. Evet. Eleştirmek için söylemiyorum. Yani herkesin kendine göre dertleri vardır. Anlatabildim hepimiz mi? Kendimize göre bir şeyler ya alıyoruz söylediklerinizden. İlk bakışta yani okulda iyi, evde kötü. Hemen bakalım farkı görürüz. Yani okuldaki disiplin ve otorite düzeni, hiyerarşik düzen demek ki evde sağlanmamış. Anlatabildim mi? Evde de sağlanması gerekiyor mu? Evet. Yani despot mu olacağız? Ben biraz despotu andırırım ses tonuyla falan filan. Hayır, yani despotluktan bahsetmiyorum. Sınırların konulmasından bahsediyorum. Sınırlar. Anlatabildim çok mi? Çok doğru. Yani konu. Psikolojinin en temel kavramı, insan ilişkilerinin temel kavramı sınırdır. Yani nasıl biz canımız isteyince Yunanistan'a gitmiyoruz, onlar bize gelmiyor. Sınırlar var arada. Hı hı. Ülkelerin sınırları gibi insanların da sınırları olması lazım. Ve o mahremiyet alanında, onu ilgilendiren alanda bizim özenli davranmamız lazım. Ne zamandan itibaren? Doğumdan itibaren. Hı. Yani çocuğa sınırları öğreteceğiz. Anlatabildim mi? Yani sınırlarını bilemezse, mesela çocuğa ben niye canım dedim? Ya benim dersim, sana ne diyor? Bir de anneyle baba ikisi de öğretmen, siz iyi öğretmen değilsiniz diyor. Ya bir de şimdi Gülben Hanım, yani çocuk zaten okuldan daralıp gelmiş öğretmenlerden. Şimdi okul iyi hoş da ya biraz sıkıcı bir yerdir be. Ya ay ben okulumu çok severdim. Yani sürekli o disiplin, yani çocuk için diyorum, çocuğa oyun da lazım. Yani biraz özerk olacağı bir alan da lazım. Anlatabildim mi? Evde de öğretmenler var iki tane. Aa, hiç öyle düşünmemiştim. Hacer Hanım. Siz bakın, bana resmi söyleyin, ben gördüklerimi söyleyeyim. Doğru. Yani. Ha, şimdi ben evde öğretmen değilim, senin annenim değil. Sınır dedim ya, sınırdan kasıt yani çocuğun özellik alanını doğru tespit edebilmek. Ya evde de öğretmenler varken bu çocuğun birazcık daha kendi derslerini kendisi yapması lazım. Ne olacak kendisi yapıverse yani. Benimkiler bana sabah sabah mini mini bir kuşu söyletiyorlar. Acaba şarkıcı olduğum için mi öyle yapıyorlar? Kendinize yeni bir şarkı söylüyorum. El alem için söylüyorsun, biraz da bizim evet, için. Evet evet, kendi üstüme alındım. Hacer Hanım. Doğrudur, vallahi, tabii ki. Tabii evde nöbetçi şarkıcı ben. Mini mini bir kuş donmuştu. Elimde bir tane bardak. Yani Hacer Hanım'ın ve eşinin, hocalarımın işi zor. Yani doğru. Evdeki öğretmenliği bırakacaklar. Evde anne baba olacaklar. Anlatabildim mi? Yani çocuk onu ona zorluyor. Ay, dolayısıyla özellik talebini daha net ifadelerle dile getiriyor. Hem öğretmenlikten vazgeçecekler, hem sınır koyacaklar. Allah onlara kolaylık versin bakalım. Evet, kolay öğrenilecek bir şey değil. Kardeş rekabetiyle siz işaret ettiniz ona. Evet. Kardeş rekabetiyle çok baş edecekler. Çok yeni daha. Çok yeni daha. Bu kitabı da çok tavsiye ediyoruz. Okumak çok güzel, biliyorsunuz zaten bir öğretmensiniz. Sevgiler yolluyorum çok sevdiğim Konya'ya. Çiğdem Hanım İstanbul'dan arıyor bizi. Buyurun Çiğdem Hanım. İyi günler Gülben Hanım. İyi günler diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz, sağ olun. Erol Benim Bey konuğum. Benim şimdi Nisan ayında 4 yaşında, bir de 1 yaşında olmak üzere kızlarım var. Ondan sonra kızımla, büyük kızımla çok zorluk yaşıyorum. Kıskançlık yapıyor. Kardeşiyle ilgileniyor bazen, bazen canını yakıyor. Sorduğum zaman söylüyor ama, yani ne yaptığını da söylüyor. Ama hep onunla ilgilenmemizi istiyor. Tabii haklı o da, her zaman onu dışarı çıkartıyorduk, gezdiriyorduk, ediyorduk. Şimdi çıkartamıyoruz her zaman. O kadar fazla şeyimiz de yok, yani zamanımız da yok. Eşim çalışıyor. Ondan sonra yani çok zorluk yaşıyorum kızımla. Nasıl yapabilirim? Doktora da, yani doktor beye de soracaktım. Bir de ben geçen gün... geçen gün ben pedagog olan doktorumuz olduğu zaman da aramıştım ama o zaman düşüremedim. Pedagog Adem Bey'di galiba.
Rica etsem onun kitabını bir de gönderebilir misiniz bana? Olur, göndeririz. Bir kere daha konuğumuz olacak zaten önümüzdeki haftalarda. İnsan ilişkileri işliyoruz aslında. Tabii ki anne çocuk ilişkisi çok önemli. Bunu da soracağım. Kardeş kıskançlığını da soracağız. Sevgilerle uğurluyorum sizi Çiğdem Hanım. Geçimsizliğe giriyor mu aslında? İnsan ilişkilerinin içerisinde bahsediyoruz bunu ama. Şimdi iki tane kız çocuğu. Yaşları yakın. Kız çocuğu kıskançlık yapıyor. Ve de söylüyor. Yalan da söylemiyor. Duygusunu dile getiriyor aslında. Anne ne yapmalı? Şimdi... geçimsizliğe girmiyor tabii bu. Yani girmiyor. Çünkü doğal olarak duygunu belli etmeye giriyor herhalde. Evet evet. Yani kardeş kıskanç, kardeş rekabeti diyelim. Yani rekabet. Daha güzel bir kelime. Şimdi piyasalarda da rekabet istiyoruz ya, iyi bir şey rekabet yani. Bir kere rekabet, kardeşlerin rekabet yapması iyi bir şey. Burada anlaşalım. Tamam. İşe yarayan bir şey. Çok. Yani burayı anlayamazsak hiçbir şey anlamayız. Ama açın bunu. Açacağım tabii ki. Hı. Yani bir, rekabet iyidir çocuklar arasındaki. Niye? İki farklı insan yavrusu. Herkes kendisiyle ilgilenilsin ister. Ne yapacak anne, kendini üçe mi bölecek? Yani iki yapardım ben üç. Üç tane insan varsa üçe böleceksiniz. Evet. Yani biz analık babalık kolay diyorlar ya. Dünyanın en zor işi. Yani o yüzden onu yaparken düşünecektiniz diye bir laf var ya yine halk arasında. Siz kaç kardeşsiniz Erol Bey? Biz üç. Üç mü? Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, anneniz. Şimdi şöyle, yani işin şakası bir tarafa. Yani her çocuk yaptığımızda bir insan yavrusu daha dünyaya getirdiğimizi, kardeşi kadar ilgiyi hak ettiğini ve bu çocuklar arasındaki eşitliği, adaleti gözeterek ebeveynlik yapacağınızı Allah'a söz veriyorsunuz aslında. Doğru. Kendinize söz veriyorsunuz. Doğru. Sözünü yerine getir o zaman. Doğru. Yani yoruldum ben. Annelikte yorulma yok öyle bir şey. Babalıkta yorulma yok. Yani onu yaparken düşünecektin. Doğru. Yani o yüzden farklı insanların, farklı insan yavrularının bana eskisi gibi davran, eskiden çok ilgileniyordun gene ilgilen demesi iyi bir şey bir kere. Ayrıca kardeş, bu rekabet işe yarar dediniz. Çok. Yani buradaki rekabet duygusunun önüne geçmemek lazım. Farklılığın onaylamak lazım farklı. Bak kızım sen Ayşe'sin, o Fatma. Birbirinizden farklı özellikleriniz var. Sen şunu iyi yapıyorsun, o şunu iyi yapıyor. Yani sürekli olarak çocukların özel, yani çünkü biz de bazen görüyorum kardeşlere aynı şeyleri giydiriyorlar adil davranmak için. Ben de hiç yani sevmiyorum. İşte onu diyorum, rekabet iyidirden kastım bu. Çocuk ne istiyorsa o. Anlatabildim mi? Yani isteklerinde, yeteneklerinde hep o farkı görerek davrandığımızda rekabet doğru yolundan akacaktır. Siz çocukların arasındaki farklılığı iyi yönetemezseniz kardeş kıskançlığı olur. Kardeş kıskancı olan çocuk yoktur. Çocuklar arası rekabeti iyi yönetemeyen anne baba vardır. Müthiş. İyi, siz beğendiyseniz mesele yok. Estağfurullah, çok beğendim ve de çok etkilendim. Selap Hanım Kayseri'den arıyor bizi. Sizin de sorunuzu dinleyelim. Selap Hanım. Kayseri 1-2. Alo. Tamam. Efendim. İyi günler Gülben Hanım. Nasılsınız? İyi günler. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Ay çok heyecanlıyım. Çoktandır bağlanmak istiyorum. Sizinle konuşmak çok istiyordum. Her çok şeyden önce programınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok mersi. Ben doktorumuza bir soru sormak istiyordum. Benim çocuğum daha 1,5 yaşında ve daha ben 22 yaşında genç bir anneyim. Ya şu anda biz çocuğumuzu memeden kesiyoruz. Ondan önce hareketleri, tavırları çok iyiydi. Ama şu anda memeden kestiğimizden bu yana hiçbir şeye hayır diyemiyoruz. O kadar ağlıyor ki hani ne istiyorsa yaptırmak istiyor. Ve biz annesi ve babası olaraktan çok zor durumdayız. Gece mesela bir şey oynamak istiyor. Gecenin birinde ikisinde kalkıp oyun oynayalım diyor. Sepetini döküp gel beraber oynayalım diyor. Hani bu memenin boşluğunu başka şeylere çekmek istiyor. İnanın ne yapacağımı şaşırdım ve sormak istedim hocamıza. Seyyep Hanım, tabii Erol Bey'e danışalım bunu ama hani anne sütünden kesilen çocuk hadi gel oyun oynayalım demez bence gece. O uyku sisteminin oturmasıyla hani gece olunca saat 7'den sonra bir karanlık olup artık akşama geçildiğini, akşam oyunu oynanmayacağını biliyor olması başka bir öğreti. Sevgilerle uğurluyorum sizi. Erol Bey dinlemeye devam edelim Serap Hanım. Kayseri'ye de çok selamlar. Allah bağışlasın. Siz sütten kesmeyi niye affı aldınız?
Hiç hafife almadım da oyun oynamak ister mi çocuk acaba onun yerine koyar mı? Çocuk belli olmaz. Nazan Hanım'ın bir şarkısı var biliyor musun Nazan Öncel'in? Sütten kesilmiş çocuk gibiyim. Evet. Çok önemli bir şeydir. Yani inanılmaz bir şeydir. Yani biz çocuğumuzu sütten kesmiyoruz aslında. Anne ile arasındaki ilk sınırı koyuyoruz. O zaman çok ince ele, yani ince ince bakılması gereken çok duygusal bir konudur diyorsunuz. Çok, çok. Yani çocuğumuza diyoruz ki, şimdi Allah'tan eskiden daha erken kesiliyordu ya 6-9 aylıkken. Hatta yok, 3 evet, aylıkken çok ilerledi. Falan bu hani tıp sayesinde biz yeniden gördük ki büyükler doğru yapıyormuş geç keserek. Tabii. Yani şimdi ne kadar emebilirse emsindeyiz. Çünkü bu çocuk gelişimiyle ilgili de çok önemli bir şey. Belki yani, yavaş yavaş olmalı böyle bıçak gibi değil. Yani her çocuğun kendine göre özellikleri doğru, var. Doğru. Yani o her annenin de annelik tarzı var. Yani biz hekim olarak kimsenin annelik tarzına karışmak istemeyiz. Mutlaka. Yani eğer nasıl evde yaşanan başka. Elbette, her evin alışkanlığı yani başka. Herkesin giyim tarzı farklıysa, örf adetleri farklıysa, evin idaresi farklıysa. Doğru. Onlardan sorun. Çocuğunu en iyi o bilir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden yani hekimler olarak biz bakın nereye geldik. Halk doğru yapar. Anlatabildim mi? Çok bariz yanlışlar varsa biz onun önüne geçeriz ya da bilgi veririz. Evet. Ya sütten kesmek artık sen süt emmeyeceksin, diğer yiyeceklerden alacaksın demek değildir. Sütten kesmek sen artık büyüdün. Beni ve kendini ayırt edebiliyorsun. Besin kaynağı olarak bana ihtiyacın yok. Sevgi kaynağı olarak da artık başkalarını da tanıyorsun. Babam var, teyzem var, amcam var. Yani sütten kesme zamanı buraya getirebilmiş çocuklar için geçerli olmalıdır. Yani çocuğun sevgi nesneleri, sevgi alabileceği, deposunun dolu olması lazım. Sevgi gıdaları etrafta bulunmuş olması lazım. Sadece senin önüne normal yemek koydun, hadi sütten kes bundan ye. Hayır. Sevgi için aldığı gıda nesneleri de, teyzesi, amcası, babası, kardeşleri de, arkadaşı, komşusu, herkes destek olmalıdır sürece. Çünkü sütten kesmek demek bu çocuk artık annesiz yaşayabilir, idare edebilir demektir. Değişik bir şeyler mi söylüyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Bunların yapılıyor olması lazım, gerektiğini düşündüğüm için aslında gece kalkıp da oyuncakla oynamasına gerek yoktur diye düşündüm. Sizin kardeşi vardır çocuğun, sizinki gündüz oynar, gece kalkmaz. Ama hanımefendininki kalkar. Tek çocuk değil mi Serap Hanım? Evet, 22 yaşında evet, kızcağız daha. Bir de 22 yaşındasınız. Ah ah ah. Annesiyle oynar. doğru söylüyorsunuz. Peki Serap Hanım, aydınlatabildik mi sizi? Yani bundan sonra daha dikkatli olacağım. Zaten hani gerektiği kadar dikkat ediyorum ama tabii, işte tabii. Yalnızlığın verdiği şeyler, yani biraz sorunlar. Yani burada anlatamayacağım o kadar, şeyler o kadar var. Sıcak bir şey alıyorum ki ben Serap Hanım'dan. Evet. Hani Serap Hanım, ben yani burada tek tanımadığım insanların sorunlarını nasıl konuşayım? Biz sizi vesile yapalım. Genele konuşuyoruz. Genel şeyler elbette, söylüyoruz. Elbette. Ama yani ben sizin ses tonunuzdan, çok bak ne büyük adamım, var. Ses tonundan neler alıyorum. Ondan sonra hissediyorum bunları. Yani çocuğuyla ilgili ne kadar güzel gözlemler yapmış. Yani annelik bu işte zaten. Tabii. Bak burayı arıyor, ben ne yapayım daha evet, diye. Anlatabildim takip mi? Ediyor. Siz doğru yoldasınız. Biraz zamana ihtiyaç var, sabra ihtiyaç var. Hepsi o. Ve doğru bilgiler, doğru şeyler okumak hep söylüyoruz. Peki Kayseri'ye sevgiler yolluyoruz Selap Hanım. Sağ olun.